Arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar dostlar. Bugünün konuları var, bunları bugün daha doğrusu bugünün haberleri var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. İçinde önemli gelişmeler de var. Mesela bunlardan biri Terra Classic ile ilgili Doğu Kuvo'nun hamleleri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Güney Kore'de bu adam arananlar listesindeydi ve artık arkadaşlar Interpol'in arananlar listesine de girmiş oldu. Ayrıca Güney Kore'de bir araştırmada da Doğu Kuvo'nun hesabından bir taraflara 3000 civarında BTC'nin aktarıldığı da gözlemlendi arkadaşlar. Terra Classic'te olumsuz taraf bu. Önce haberleri sizlere vereceğim. Shiba ile ilgili haberim de var. Bunları beraber konuşalım. Sonra yorumlarıma geçeceğim. Shiba tarafında ise ne olacak abi? Ne olacak bu Shiba'nın hali? Diyen bir güruh var. Bunlar da haksız değiller. Bunu da konuşacağız. Shiba ne olacak? Bunu da konuşalım arkadaşlar. Daha sonra ise bugün biliyorsunuz ki Fed tarafından bir açıklama geldi. Powell yine konuştu. Powell yine aynı hikayeleri okudu arkadaşlar. Aynı politikayı devam ettiriyor. Fazladan sadece dijital paralar hakkında ise şunu belirtti. DeFi, DeFi yani merkeziyetsiz borsalar regüle edilmelidir. Yani güvenli liman haline getirilmelidir demek istedi. Fed tarafından böyle bir şey duyduk bugün. Dediğim gibi diğer konularla ilgili de detaylı yorumlarımı yapmak istiyorum. Burada şunu da belirtmek isterim ki beni izleyen arkadaşlardan bazıları şimdi de Terra Classic'i mi savunuyorsun? Yani herhangi bir haber yaparken insanları bilgilendirmem gerekiyorken şimdi Terra Classic'i mi savunuyorsun? Şimdi şunu mu savunuyorsun? Ben arkadaşlar tüm insanları, tüm beni izleyenleri, sevenleri, dostlarımızı buradan bilgilendirmek babında her şeyden bahsediyorum. Çünkü bilgilenmeleri gerekiyor. Önemli konuları almaları gerekiyor. Bu yüzdendir ki tüm konuları bilgilendiriyorum. Şimdi geçelim. Mesela bugün önemli konularından birisi Fed tarafından geleni fazla aslında önemsemiyorum. Neden? Fed yine aynı bildiğini okudu. Bunu geçelim bir. Burada önemseyeceğim şeylerden bir tanesi Shiba Coin'in oyunu. Biliyorsunuz 1 Ekim'de çıkacak. Şimdi Shiba'ya bir gelelim. Önden sonra Terra'ya da geleceğim. Önemli ve kötü olaylarına. Shiba'da şu durum var. Ne olacak deniyor. Evet. Oyun 1 Ekim'de önümüze geliyor arkadaşlar. Bu bağlamda 1 Ekim'deki oyunu ben de indirip deneyeceğim. Bakacağım, değerlendireceğim. Buna göre yorumlarımı da yapacağım. Biliyorsunuz 1 Ekim'de resmi ağızlardan İndirme linki gelecek. Bunu paylaşacağım zaten. Bura güvenli bağlantıdır. Buradan indirebilirsiniz dostlar diyeceğim sizlere zaten. Birçok arkadaş da oynayacak. Shiba oyunu hakkında önden VPN ile indirenler var ve oynayanlar var. Shiba'nın yaptığı oyun bu kadar mı? Abi bunun tutulacağı falan olmaz diyenler var. Ben daha oyunu oynamadım arkadaşlar. Oynayayım. Ona göre de doğruya doğru yorumumu yapacağım arkadaşlar. 1 Ekim'de oyun çıkıyor. Ben yalnız şunu da diyeyim. Shibarium 1 oyunun çıkmasıyla bir Shibarium'un çıkmasının bir olacağını düşünmüyorum. Mesela Shibarium daha çok etki edecektir fiyat kısmında. Bu düşüncemi de eklemek isterim. Oyun 1 Ekim'de geliyor. Oynayacağız, göreceğiz, değerlendireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ayrıca bugün Shiba ile ilgili bir cüzdandan, yani benim için önemli değil. Bu kadar miktar bir önem arz etmiyor. Ama paylaşmışlar nedendir bilmiyorum. Bununla da denk geldim. Bir cüzdan 70 milyon adet Shiba'yı birden yaktı diye. Bunlar bizim için bir pump yaptıracak güçlü haberler değil. Bize daha güzel haberler gerekiyor. Shiba geliştiricileri tarafında da birebir en önemli haberleri ve en önemli belgeleri size aktarmakla aktaracağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Şu an için piyasada 1 Ekim bekliyoruz Shiba'da. 2. Terra Classic'e gelecek olursak arkadaşlar şu önemli kısım BitTree diye bir borsa var arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki Binance de artık katıldı. Yakımlara 1.2 oranda vergilendirme yakımı olacaktı. Lunch'ta. Buna bir borsa daha katıldı. BitTree borsası da katıldı. Yani artık borsalar yayılıyor. Lunch'a bir destek. Bu bağlamda güzel haber. Şimdi bunu bir coin'i abi şimdi bunu mu savunuyorsun demeyin arkadaşlar. Çünkü Lunch buranın Luna bu sistemde kripto camiasına bir kara lekeydi. Bunu ne kadar temizlerlerse tüm kriptolar içinde geleceği içinde bir adım olacak. Ha sadece Luna bunu yaptı diye bu mu olur diye düşünen arkadaşlar da var. Bunu Luna'yı veya bir herhangi bir şeyi savunduğum için söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir şey bir yeri kirlettiyse onun da temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar.
Ha, temizlenir, temizlenmez. Bunu uzun vadede göreceğiz. Şimdilik desteklemeye başladılar bu yakımı, devam ettiriyorlar. Bir kara lekesi daha var. Doğu Kuvan tarafından bir Doğu Kuvan. Terra. Klasiğin kurucusu. Interpol tarafından da aranıyor arkadaşlar. Bu da karanlık yüzü. Ve şunu da diyeyim. Şu önemli soruyu biz kendimize sormamız lazım. Bu adam yakalanırsa Terra Klasik kapanır mı, biter mi? Bunu daha çok şöyle diyebilirim. Bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Luna zaten takla atmıştı. Kapanacak olsa o zaman kapanırdı diye düşünüyorum. Doğu Kuvon'dan el değiştirme olasılığı yüksek olur. Doğu Kuvon hapse gider herhalde. Öyle bir şey de suçluysa eğer. Ama Lunch yoluna devam edebilir. Bunu çünkü Binance'de desteklediği için bakalım bu el değiştirebilir mi? Neler olur? Bunu da ileride görürüz. Tüm haberleri sizlere yine güncel haberleri vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bugünün önemli haberleri Doğu Kuvon, Interpol, Terra Classic, Bittrie gibi yakımlar vesaire hepsini konuşmuş olduk. Aklıma geldikçe de sizin yazdığınız yorumlardan da gelen sorular var. Bunları da sık sık yani elimden geldiğince yavaş yavaş sizlere aktarıyorum cevapları. Aktarıyorum arkadaşlar. Hepsini yorumların göremiyorum. Kısmen görebiliyorum. Gördüğümce de cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.